Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah hepimiz iyiyiz. Bugün size çok uzun zamandır çekmek istediğim mutfak turumu ve yemek odası turumu çekmek istiyorum. Şimdi akşam arkadaşlar, maalesef sabahtan o kadar karanlıktı ki lambaları açsanız bile hiçbir faydası olmadığı için gündüzden çekemedim. Ben de onun için çocuklar yattıktan sonra çekmek istedim. Yani çok uzun zamandır niyetleniyordum. Aman şunu da tamamlayalım, aman şunu da tamamlayalım. Artık dedim daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum ve turuma başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi bizim evimize girdiğinizde önce bir küçük ara hol geliyor. Daha sonra ev videomu burada, videonun altına onu da etiketlerim. Hiç bakmayanlar oradan da bakabilirler. Mutfak bölümüne direkt geliyorsunuz. Dış kapıdan geldiğiniz zaman direkt mutfak bölümüne, yani yemek bölümüne giriyorsunuz. Onun için burayı biraz daha böyle ekbank tarzında, yani masa sandalye şeklinde değil de biraz daha böyle oturma rahatlığında, konforunda yapmak istedik. Onun için böyle ekbank aldık buraya arkadaşlar. Ben mermerin, tahtanın birbirine uyumunu çok seviyorum. İçinde böyle bir mermer masa tercih ettik. Gerçek hakiki mermer, asla çizilmiyor. Böyle mat bir yüzeyi var. İçinde çok kullanışlı, çocuklarla çok pratik olduğu için böyle bir masayı tercih ettik buraya. Ayakları şöyle, dört tane ayağı var. Önceki masam biraz daha farklıydı. Daha ayak tarafı çok tozlanıyordu. Onun için bu sefer akıllandım ve böyle bir masa tercih ettim. Masam şu anda 1,60 arkadaşlar, ama 2 metreye kadar uzatabiliyorsunuz. Bu altında bir payı var. Raylarla açıp onu yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Öyle de bir özelliği var. Ramazan-ı Şerif'te bayağı işimizi gördü. Daha sonra buraya köşeye Robi'mizi koyduk. Biz ona Robi diyoruz. Sağ olsun. Evimizin ikinci kızı diyebiliriz. Daha sonra ayna, böyle küçük ortamları ferah durdurduğunu ve daha geniş durdurduğunu bildiğim için buraya da böyle bir boydan ayna koydum. Ve diğer evimden alışkın olduğum için yer problemim çoktu diğer evimde arkadaşlar. Böyle eşyalarımı koyma alanım çok azdı. Onun için bu mutfağımızda ve bütün alanlarında daha çok böyle eşyaları koyabileceğimiz yerlerin olmasını hayal ettik. Yani küçük alanda fazla yer çıkartmayı düşündük burada. Onun için de böyle bunları kaldırabiliyorsunuz ve altına da böyle istediğiniz her şeyleri koyabiliyorsunuz. Biz şimdi buraya Robin'in eşyaları vardı, onları koyduk şu baş tarafa. Yedekte aldığımız kahvelerimiz vardı, onlar burada. Daha sonra suplalarım vardı birkaç tane, onları buraya koydum. Bunlar da böyle biraz daha ütülediğim mutfak bezlerim vardı. Böyle hamurun üzerini falan kapatmak için, biliyorsunuz çekimde yapıyorum. Bunlar için kullandığım böyle bezlerim vardı. Onları da buraya koydum böyle. Daha sonra diğer tarafını da göstereyim sizlere. Şöyle. Bu tarafta da arkadaşlar böyle günlük kullandığımız çöp torbalarımız, daha sonra mikserimin şu ucu, çöp torbalarımız dediğim gibi, şöyle fırın kağıtlarımız, bu arkada yedek aldıklarım var mesela, sofra bezim orada. Burası da böyle değerlendirdim arkadaşlar. Yani gerçekten konforlu bir alan oldu. Gelen misafirlerimiz, bu orkidem normalde oturma odasında duruyordu. Ama baktım ki orkide oturma odasında çok kayboluyor. Gelenler sadece burada oturuyorlar. Bazen hiç oturma odasına gitmediğimiz oluyor. Dedim bari biraz da burada dursun bu güzel orkidem. Bunu da çok seve seve almıştım. Bu arada çiçeğimi de orkidem yapay arkadaşlar. Onu da bu ekbankamızı da XX Lotus'tan aldık. Onlar da böyle soruyu söyleyeyim. Bazen çok soruluyor böyle şeyler. Onun için burada onu da unutmayın. Unutmadan söylemiş olayım. Ekbankamız ve orkidem XX Lotus'tan aldık. Masamızı da Zeykmila'dan aldık arkadaşlar. Şöyle, şimdi ilk baştan başlayalım. Bu yukarıda böyle tamamına böyle bir yer yaptık biz buraya. Üstte iki tane terek yaptık. Oraya böyle sunumluklarımı koydum. Pasta sunumluklarımı. Daha sonra salata tabaklarım arka tarafta. Onları buraya koymayı tercih ettim. Çünkü burası yüksek olduğu için şu ilk üst katları fazla kullanamıyorum. Dolaplarımın yukarılarını da hep öyle yaptım. Misafirliklerimi yukarıya, normal günlük kullanacaklarımızı da böyle boy hizama yerleştirmeye çalıştım. 1,60 boyla maalesef çok bir performans olmuyor.
Daha sonra buraya böyle bir tepsilik yaptırdık. Bunu oradaki göstermek için yapılan mutfaklarda Mehmet Ali görmüş, bana gösterdi. Ve önce dedim ki ne gerek var ya dedim, oraya başka bir şey kullanırız, ne gerek var diye düşünmüştüm. Ama şu anda gerçekten elim ayağım o kadar mı seviyorum. İki tane fırın tepsimiz, bir tane de böyle borcamımı üzerine koydum. Yani burası her zaman böyle boş kalıyor, en azından fırınımızın içi. Burası böyle. Daha sonra beyaz eşyalarımızın çoğunu boş seçtik. Sadece bulaşık makinamız Siemens. Onu da oradaki çalışanlar öyle tavsiye verdiler. Evimiz bu bölümün açık ya, çocukların odaları burada, kendi odamız burada. Daha sessiz olması açısından Siemens'e tavsiye ettiler. Biz de onların tavsiyelerini dinledik. Onun için bulaşık makinamız hatta şu anda çalışıyor ve hiç ses yok gibi neredeyse. Onun için bulaşık makinamız Siemens. Diğer eşyalarımız da boştan oldu. Fırınımdan çok memnunum. Biz beyaz seçtik. Benim oğlum küçük, her yere elliyor. Onun için dedim beyaz kullanalım. Bir dahaki değiştirecek olursak o siyah olsun. Ama şimdilik çok memnunum. Ayarlarından falan da bayağı memnunum arkadaşlar. Yani fırınımız böyle maşallah diyeyim. Güzel yani, şimdilik beni bir şeye, hüsrana uğratmadı. Hemen fırınımın altında şöyle sizleri de indireyim. Burada arkadaşlar misafirlik, çatal kaşık takımlarım var. Burada böyle bir takımı, burada altın kaşık çatallarım var. Şöyle burada normal tatlı için çatalım, kaşığım falan, böyle bunlar. Servis kaşıklarımı buraya koydum. Böyle buraları ayarlamaya çalıştım. Bu içindeki aparatları kendim aldım arkadaşlar. Joseph markasından ve çok da memnunum. İnanılmaz kaliteliler. Bayağı da beni rahatlattılar. Yani normalde bana böyle bir iki tane daha çekmece lazım olurdu. Onun tamamını bu bir çekmece aldı yani, burasını. Daha sonra şöyle aşağıda. Tabii her çekmece böyle Instagram'daki fotoğraflar gibi olmuyor. Maalesef evinizde böyle ıvır zıvırınız da oluyor. Onun için burayı da böyle düzenlemeye çalıştım. Bunları da böyle bu çekmeceye koymuş oldum. Daha sonra bir altında da şöyle ekmekliğim ve yumurtalarım var. Altında bir tane de tepsim var. Onu airfryer'ın şeylerini de fırın kağıtlarını da buraya koydum. Yani buradan alması daha kolay oldu. Onun için bunlar da buradalar şu anda. Hemen devam ediyoruz. Burada airfryer'ı buraya koymayı uygun gördüm. Çünkü bu tarafta çok kalabalık durdu. Onun için bunu buraya aldım. Elimin altında, gerçekten şu aralar en pratik şeyim. Burada şekerliğimiz var. Bunu da çok seviyorum. Severek almıştım. Yukarı. Şöyle sizlere yukarıdaki dolaplarımı da göstereyim. Buralarda böyle en üstte kahvaltı tabaklarım, böyle yemek setim vardı. Burada da böyle yemek tabaklarım var. Şöyle burada da yemek tabaklarım var. En üstteki takımım kahvaltılık ve çerezliklerim arkadaşlar, veya böyle mesela sadece pasta ve kahve ikram edeceğim zaman burada da böyle tabaklarım var. Bunları buraya koydum. Burada yemek servisi tabaklarım var, salata tabaklarıyla beraber. Orası tam bir takım işte, ama sadece 6 kişilik. 6 kişilik bir misafiriniz geldiği zaman iyi oluyor, ama fazla olduğunuz zaman maalesef onlar çıkaramıyorum. Yani daha sonra böyle burada da yemek tabak takımım var. Burada Hifa'nın yaptığı. Ütüleyemedim. Daha boncuklardan Pokemon yapmıştı. Onu ütülemem lazım. Yusuf Selim'den oraya sakladık. Daha sonra arkadaşlar bu artık baya baya günlük. Kitchen Aid'imin kettle'ı yukarıda. Türk kahve makinem yukarıda. Smek'imi de bazen yukarıya kaldırıyorum. Şu an o yeri, boş olan yer Smek'in yeri. Onu da bazen indiriyorum, bazen kaldırıyorum o anki keyfime göre. Bazen baktım ki tezgahın üstü çok doldu, onu kaldırıyorum falan. Yani
Bunlar da ya evin içerisinde şey oluyor arkadaşlar, böyle mesela sevdiğiniz parçalar oluyor. Ondan sonra da böyle her şey birbirine uysun diye de çöpe atamıyorsunuz. Onun için böyle burada normal günlük kullandığımız kaseler, ondan sonra böyle sunum tabaklarım falan var benim, bir iki tane. Onları oraya koydum. Burası da günlük kullandığımız, arka tarafta kaselerimiz var. Bunlar sabahları çocuklara porridge falan yaptığım zaman onları kullanıyoruz. IKEA tabakları. All time favorite bunlar da. Burada yemek tabaklarım vardı. Onları şimdi makinede yıkıyorum. Burası da böyle. Şimdi mutfağınız eğer yemek odasıyla birse, maalesef dolaplarınızı açtığınız zaman bir şey almak için içlerinin de nasıl düzenli olduğunu bakmanız gerekiyor. Yani içlerinin de böyle dışarıdan bakan insanların yormayacak şekilde olması gerekiyor. Onun için böyle çok renk olmayan şeyleri de buraya koydum. Mesela şöyle kahvaltılık tavalarım vardı, onlar. Yukarıda robotum var. Ondan sonra su sıkma makinem var. Daha sonra burada böyle tupalarım var. Hamur yoğurma makinem, KitchenAid'imin diğer şeyini de oraya koydum. Yani burada hep böyle ıvır zıvırlar var. Ama böyle açtığınızda da çok insanın gözünü yormuyor. Rengarenk olmuyor. Onun için bunları buraya koymayı tercih ettim. Burada şöyle arkadaşlar, burası da bardak dolabımız oldu. Su bardaklarımız, günlük kendi kullandıklarımız, çay bardaklarımız. Benim normal günlük kullandığım kahve bardaklarımı buraya koydum. Mehmet Ali'ninkiler ayrı. Aynı kahveyi içmiyoruz maalesef. Hatta bakın, Türk kahve bardağım da burada kalmış. Bunu da biraz sonra diğer yerine koyayım. Almam lazım bunu da. Yukarıda kuplarım var arkadaşlar. Kahvaltı meyve suyu bardaklarım, ondan sonra tatlı kuplarım burada hepsi. Onları oraya koydum. Ondan sonra böyle değişik bardaklarım, çay bardaklarım falan, onları buraya dizdim. Burada da sıvı yağ danlıklarım var ama çok aslında çok seviyorum bunları ama yuvarlak oldukları için her şeye çok büyük geldiler. Onun için bunları buraya koydum. Lazım olduğunda oradan çıkartıyorum. Şöyle en son bir tane de yukarı dolabımız var. Orası da burası. Dedim ya arkadaşlar, hep böyle başka takımlardan da birleşiyor. Mesela çocukların ikisine de ayrı ayrı hediye gelmiş. Onun için burada onları da kullanıyoruz. Her zaman yani. Mehmet Ali'nin kahve bardakları. Yukarıya da böyle fırına girebilecek, fırın sütlaç yaptığımda bu takımları kullanıyorum. En yukarıya da çift camlı bardaklarımı koydum. Orada da onları değerlendirdim. Şöyle artık aşağılara inebiliriz. KitchenAid'imi buraya aldım. Kırmızı olduğu için o arkadan baktığınızda çok göze çarpıyordu. Onun için KitchenAid'i oraya aldım. Bir de hemen şuradaki mermerin arkasında şeyimiz var. Fişlerimiz var. Oradan direkt kablosunu çekiyorum. Rahat oluyor yani orada. O da orada oldu. KitchenAid'imi arkadaşlar Zekmila'dan almıştım. Ta evlendiğimde, yani 2 senelik evliydim falan, herhalde 8 sene olmuş. Yani hala da çok memnunum. Kesinlikle bir evde olması gereken ya Thermomix ya KitchenAid. Bu mermeri ben kendim almıştım, buraya koydum. Dediğim gibi fişler vardı. Çocuklar bazen kendi sularını kendileri alıyorlar. Dedim hiç o riske girmeye gerek yok. Çocuklar falan su sıçratırlar. Onun için oraya o mermeri koydum. Çok da bence şeyle, tezgahla uyumlu oldu. Tezgah demişken tezgahımızı da böyle bir şey seçtik. Ben tahta şeyler seçmiştim. Bir tezgah seçmiştim. Mehmet Ali bunu çok beğendi. Yani onun da gönlünü kırmak istemedim. Öyle olunca tezgahımıza da buna karar verdik. Ben biraz daha açık renk bir lavabo istiyordum ama mutfakçımızın tavsiyesi üzerine çok güzel durur dedi ve bunu aldık. Şikayetim yok arkadaşlar. Ben diğerini de çok seviyordum. Diğerim de beige'ti benim. Diğer mutfağımdaki. Ondan da çok memnundum. Yani bundan da çok memnunum. Çok güzel. Armatürümüzü yeni değiştirdik. Altın, mat kendim seçtim bunu böyle. Yani çok da memnunum. Çok güzel duruyor. Spor bir görüntüsü var. Şöyle bir de yandan göstereyim. Yani ben seviyorum.
Gelelim evimizde en çok kullanılan köşeye, kahve köşemiz. Yura makinamızı Zaton'dan almıştık. Yaklaşık bir 3 sene, 4 sene oluyor. Yavaş yavaş değiştirilme zamanı geliyor sanırım kahve makinamızın. Yani yanına böyle birazcık süs olsun, yani renk olsun diye şöyle bir çiçek koydum arkadaşlar. Smek kettle'ımı buraya aldım. Yani orada hem fişleri kapatıyor, güzel duruyor. Dediğim gibi bazen kaldırıyorum, bazen buraya koyuyorum. Bunun bir de ekmek kızartma makinem vardı. O kadar çok yani burada beni yordu, gözümü yordu ki bir de baktım biz ekmek kızartmıyoruz. Yani onun için onu kaldırdım. Sadece kettle'ımız kaldı. İşte canımız sıkılır. Bazen ekmek kızartmak istersek de onu gene çıkartırım ama şimdilik tezgahımızın görüntüsü böyle çok hoş oldu. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ocağından memnun musun? Davlumbazın nasıl temizleniyor? Bir gösterir misin diye o kadar çok soru aldım ki arkadaşlar. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Boştan aldık arkadaşlar. Benim diğeri Bora'ydı. Ondan da çok memnundum. Bu da Bosch'unki. Şöyle sadece buradan ortasından tutup çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu kenarlarını şöyle kolayca bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çıkarttıktan sonra bu üç parçayı bulaşık makinesinde yıkıyorsunuz. Tertemiz çıkıyor. Hiçbir sorun yok. Ben en az haftada 2-3 defa bunu yıkıyorum mutlaka. Hiç ne kadar kullandığıma falan da bakmıyorum. İçinde böyle filtreleri var. Şöyle bir tanesini çıkartayım, sizlere göstereyim. İçinde böyle filtreleri var. Bunları ne kadar sık yemek yaptığınıza bağlıymış. Yarım seneyle bir sene arasında değiştirmeniz gerekiyormuş bu filtreleri. 4 tane pet var içerisinde. Ona göre değiştiriyorsunuz. Yani takması da koyması da çok kolay. Hemen şöyle elinizle takıveriyorsunuz. Ondan sonra bunu da içine böylece yerleştiriyorsunuz. Ocağımdan gayet memnunum. Bir de induksiyon. Memnunuz yani. Çok şükür bir sıkıntı çıkartmadı bize. Şimdi burayı göstermiştim. Buralardan devam edelim. Biraz çabuk çabuk devam edelim. Şöyle günlük kullandığımız çatal bıçaklarımız burada. Burada Zollinger'in bıçaklarım var. Domatesi falan çok güzel kesiyor. Yani imkanınız varsa mutlaka alın. Bir 6 tane de olsa yeni evlenenler mutlaka bulunsun yani. Burası böyle. Daha sonra burada şöyle küçük bir çekmecemiz var. Burayı da böyle düzenledim arkadaşlar. Çocukların yemek dozeri burada böyle. Tabii ki çocukların eşyaları olunca her zaman her şeyde çok düzgün durmuyor. Burada da böyle baharatlar. Daha sonra yani ve biraz daha yüksek olan şeyleri buraya koydum. Tuz ve kırmızı biberim burada arkadaşlar. Beraber burası böyle. Hepsi burada. Geçen gün Esra abla sağ olsun defne yaprağı koy içlerine hiçbir şey olmaz demişti. Sağ olsun tavsiyesi için. O da şu anda Türkiye yolunda olması lazım. Hayırlı yolculukları olsun. Onun tavsiyesi üzerine hepsinin içine artık dedim defne yaprağı koyayım. Onlar da öyle oldu. Daha sonra burada bir çekmecemiz var. Bu çekmecem de şey kaşıklarım yemek yaparken kullandığım kaşıklarımın tamamını buraya koydum. İşte kepçelerim, şöyle çırpma telim, ondan sonra şöyle zip gibi olanlar, daha sonra spatulalar hepsini buraya aldım arkadaşlar. Limon sıkacağım, şeyimin el blenderımın ucu, sarımsak ezeceğim, makasım bunlar da hep buradalar. Böyle burayı da böyle yaptık. Daha sonra mutfağımda olmazsa olmazı ne diye sordu bana mutfakçımız. Ben de dedim ki rondel. Yani şu içeriye doğru giden şu dolap. İnanın burası çok şey alıyor. Yani normal günlük kullandığım bütün tencerelerimin tamamı burada. Üst tarafa kapakları koydum çünkü biraz daha dar oldu. Çekmece olduğu için yani kaşık çekmecesine de ihtiyacım vardı. Bu alt tarafı da böyle biraz daha yüksek olunca buraya da tencerelerimi dizdim. Onun için burası da böyle. Biraz arka taraflarını temizlemesi zor oluyor ama inanın rahatlığı hiçbir şeye değişilmez yani. Şöyle daha sonra lavabomuzun altına geldik. Burası çöp çekmece. Aşağıda bir ışık var arkadaşlar. O ışığa ayağınızı gösterdiğiniz zaman kendisi otomatik açılıyor. Şöyle.
şöyle, burası otomatik açılıyor. Eliniz bulaşıkken falan, yani ona ellemenize gerek yok. Normalde bu olmayacaktı. Benim anneminkinde böyle altında metal bir şey var. Basıyorsunuz, kendiliğinden geliyor çekmece. Ben onu sordum. Adam da dedi ki, hadi dedi, o da benim size hediyem olsun. Onun yenileri çıktı ve bunu bize söyledi. Burada bulaşık deterjanlarım var. Çamaşır bulaşık makinem için. Burada da böyle ıvır zıvırlar. Mesela ocak temizleme ilacım. Yani bu ocak temizleme ilacını da arkadaşlar öve öve bitiremem. Gerçekten bunun parlattığı kadar hiçbir şey parlatmıyor. Mutlaka deneyin, tavsiye edebilirim size bunu. Torbamız falan orada. Ondan sonra bazen ben şey araları falan temizlemek için diş fırçası koyuyorum. Bulaşık şeylerimiz, süngerim, normal masa bezim burada. Böyle de üç tane çöp bölmemiz var. Biz malum yani burada şey ayırmamız gerekiyor. Şunu yemek olarak kullanıyoruz. Bu da normal işte süt. Ondan sonra konserve öyle şeyler için de onu kullanıyoruz. Bunun içine eşim sodaların şişelerini biriktiriyor. Dışarıda onu da ayrı atmamız gerekiyor. Yanına da işte günlük kullandığım böyle mesela dustim var burada. Ondan sonra şurada kireç sökücüm var. Cam silim var. Parlatıcı, normal bulaşık deterjanım, vis, bunları da buraya koydum arkadaşlar. Yani normal günlük kullandığım her şey elimin altında. Yanı hemen bulaşık makinemiz. O da şu anda çalışıyor. Ondan sonra burada adamızın altına geldik. En çok istediğim şey bu aday dairesine çok şey koyabileceğimin hep çok emindim ben. Burada işte annemin ta ben bekarken kendine alırken bana da aldığı tupaları falan vardı. Hepsi rengarenk görüyorsunuz. Onun için onları burada kimsenin görmeyeceği bir yer olduğu için buraya saklamayı tercih ettim. Daha sonra böyle büyük diğer rondele sığmayan tavalarım falan vardı. Onları da buraya koydum. Düdüklüm burada. Hamur yoğurma leğenim içinde ona yakın olan işte böyle büyüklükte olan şeyler var. Burada biraz daha böyle işte misafirlik tupalarım buradalar. Normal günlük kullandıklarım burada. Bunlar çerezliklerim. Ondan sonra kek kalıplarım. Bunları da buraya koydum. Yani bu dolabımda böyle biraz renkli ama yine de düzenli. Buraya gelmişken de böyle buradan devam edelim. Bu buzdolabımız arkadaşlar. Bunun normalde dışı griydi. Hatta şöyle yandan baktığınızda buzdolabımızın asıl rengini görebiliyorsunuz. Diğer evimden getirdim ben bu buzdolabımı. Biz bu buzdolabını alırken üstünün kapağının değiştirilebilir olduğunu biliyorduk. Ama işte ne zaman taşınırız, nasıl olur falan bilmediğimiz için kapak seçmemiştik o zaman. Tesadüf arkadaşlar. Biz böyle kartelada gözüken renk asla bu değildi yani. Biz o renk yani oradaki gördüğümüz bizim dolaplarımıza en yakın olabilecek rengi seçtik ve tesadüf dolaplarımızla aynı renk geldi. Üstü buzdolabı, altı buzluk yani mutfakla sanki bir bütün gibi oldu. Tabii biz önce burada nasıl durur bilemediğimiz için aslında şu yukarıya da şu dolabın aynısından bir tane daha yaptırıp bunu böyle indirebilirdik. Ama işte bilemedik arkadaşlar o zaman. Yani dolabın büyüklüğü ondan sonra orası çok mu fazla olur falan. Ama şu anda ileriki bir zamanda şu an bir daha artık ona gücümüz yok. Yani artık sinirlerim dayanmıyor. Sürekli bir zekmila bekliyoruz. 6 hafta diyorlar. 3 edim, 3 ay oluyor falan. Onun için dedik ileriki bir zaman buraya da şu dolabın aynısından bir tane daha yaptırırız. Şimdi burada mesela benim vafil makinem falan hep bunun içerisinde. Onun da rengi aynı oldu. Yani mutfakla hepsi bir bütün gibi durdu. O yüzden fazla da göz tırmalamayınca orayı öyle bıraktık. Daha sonra yanında böyle boydan bir dolabımız var. Şu en yukarıda arkadaşlar büyük böyle ekmek çekmek için falan tepsilerim vardı. Ve kitchenaid'in parçaları, şu et çekme aletlerinin parçaları vardı. Onları yukarıya koydum. Orayı maalesef açamayacağım. Boyum maalesef yetmiyor oraya. Ama şöyle burayı açayım sizlere. Şurada yukarıda gene arkada o malzemelerin devamı var. Karton var. Önünde mesela böyle misafirim geldiği zaman çayları termoslara koyuyorum. Birine demlik, birine sıcak su. İçeriye erkeklere veriyorum. Onlar çay işini kendileri hallediyorlar. Biz burada mutfakta olduğumuz için sorun olmuyor. Böyle bunlar benim eski mutfağımda da vardı ve çok memnundum ben bu çekmecelerden. Burada da mutlaka istedim o çekmeceleri. Ta dışarıya kadar çekebiliyorsunuz. Şöyle yandan göstereyim. Böyle ta dışa kadar çekebiliyorsunuz. Semaverim, sürahilerim. Ondan
sonra burada bir tane daha böyle termosum var. Şöyle pardon, termoslarım var böyle. Çaydanlığım, işte dediğim gibi sürahim falan, bunların hepsini buraya koydum. Yüksek oldukları için bunları başka bir yere koyma imkanım olmadı. Daha sonra aşağıda mepallerimden devam ediyoruz. Burada mepallerimin işte bulgur, ince bulgur, kalın bulgur, pirincim, kahvelerimiz, daha sonra böyle doldurduğum çaylarım. Onu da çok sormuştunuz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Şöyle dolduruyorum ben bu çayları. Şöyle ağzını açıp içini yıkıyorum ve demliğimin içerisine koyuyorum. İçinde şişiyor. Çıkartırken bunu böylece alıp çöpe atıveriyorsunuz. Yani çok pratik oluyor. Denemenizi tavsiye edebilirim. Bu çay şeylerini de DM'den, Rossmann'dan her yerden bulabilirsiniz. Tabii bunlar biraz daha fazla elize oluyor. Bak mesela kahveyi eşim bugün doldurmuştu. Hemen elizi yapmış. Burada şekerim var. Bu kaplarım da vardı, değerlendirmek istedim. Birine şekeri koydum. Altta da böyle bak pulva, ondan sonra vanilya tuka falan, öyle şeyler de onun içerisinde. Böyle aşağıda böyle küçük bir bölme yer var. Buraya da sunum tahtalarımı falan koydum. Bu orayı da öyle değerlendirmek istedim. Daha sonra aşağıya da göstereyim şöyle sizlere. Burası da böyle. Şöyle hemen alt tarafı da göstereyim. Burası da erzak çekmecede güzel duruyorlar. Şimdi hazır mısınız? Mutfağımda en sevdiğim iki tane dolabı, böyle arada sırada yanından geçerken açıp içine bakıp böyle ferahladığım iki tane dolabım var burada. Burası tamamen misafirliklerimin olduğu yerler arkadaşlar. Şöyle bir de şu tarafı da açayım. Şöyle arkadaşlar. Kahve bardaklarım, bütün böyle güzel sunumluklarımın olduğu yer. Bu taraf biraz daha renkli, bu taraf biraz daha sade. Ama gerçekten iki tarafı da çok seviyorum. Hepsi böyle özenle aldığım, ay misafirim gelse de koysam dediğim hep öyle parçalar. Onun için de çok seviyorum bu iki dolabı. Bardaklarım da, pasta sunumluklarım, ondan sonra çerezliklerim var arka tarafta, mumlarım var. Ondan sonra masamın üzerine koyduğum böyle çiçeklerim var. Orta tarafta kahve bardaklarım. Bunları da çok seviyorum. Haunted Home'dan almıştım. Bayağı oldu gerçi ama oradan almıştım. Bunları çok önceden ilk evlendiğim zamanlar English Home'dan almıştım. Annem getirdi hatta onları buraya. Böyle Türk kahvesi fincanlarım ve yukarıda da böyle yine çerezliklerim var. Arka tarafta çay bardaklarım var. Yani burası da böyle arkadaşlar. Evet, şöyle son bir kere daha size şöyle mutfağımı göstereyim. Ve kapanışı yapalım. Bu arada bu yukarıdaki çiçekler de annemin fikriydi. Bu odada bir renk eksik dedim. O da dedi ki bak şu çiçekler oraya güzel uyar. Onları da oraya koyduk. Gerçekten çok da güzel oldular. Seviyorum onları orada. Lambalarımız da diğer evimdeki oturma odamın lambalarıydı. Buranın tam yemek odasıyla mutfağına o kadar güzel uydular ki. Onun için lambalarımı da çok seviyorum. Onları da Zeytinburnu'dan almıştım. Merak ettiğiniz başka şeyler olursa arkadaşlar mutfağımla ilgili mutlaka yazın. Onları da inşallah en kısa zamanda cevaplamaya çalışırım. Benden bu akşamlık bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.